Reklamların ardından söylemezsem olmaz kaldığı yerden devam ediyor. Magazin turuyla devam edelim. Seçiler zan davasında sıcak gelişme. Birçok futbolcuyla yüz yüze geldiği mahkemede Seçiler zan bir noktadan sonra bana para vermeyin diye yalvardım sözlerini kullandı. Hakim de Erzan'ın bu isyanına almasaydın o zaman diyerek cevap verdi. Haluk Levent ve Hasan Can Kaya'nın pençe kilit operasyonunda şehit düşen Müslüm Özdemir için yaptıkları yardımlar sürüyor. Bursa'da sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser gelirlerini Müslüm Özdemir'in annesine ev almak için kullanılacağını ifade etti. Fenomenler dünyasında gerilim bir an olsun düşmüyor. Şampiyonlar Ligi sofrasında Dilan, Engin, Nezdemir, Eylül Öztürk gibi isimler vardı hatırlarsanız. Eylül Öztürk, Dilan'ın yakın arkadaşı Şule Kayatürk'le de uzun zamandır arkadaştı. Eylül Öztürk, Şulemsi kullanıcı adlı Şule Kayatürk'ü sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Cem Adrian kariyerinin 20. yılına özel albüm hazırlıyor. Albümde ilk belirlenen kişi rock müzik şarkıcısı Teoman oldu. Teoman, Cem Adrian'ın Ölüyorum Ellerinde isimli şarkısını seslendirecek. Serdar Ortaç verdiği bir röportajda sosyal medya hesabından samimi bir şekilde içini döktü. Hatta bazen ağladığı anlar için açıklamalar yaptı. Ortaç ağladığı videolarının sebebi olarak şu sözleri kullandı. Dünyada anlaşılmamak kadar ağır bir şey yok. Bir ara özel hayatımla ilgili o kadar üzerime gelindi ki çok dolmuştum, sinir krizi geçirdim ve ağladım. Ağladığım için eleştirildim. Hatta güçsüz olarak algılandım. Ama her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Özkan Uğur'adı müzik stüdyosunda yaşayacak. Geçen Temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un adını taşıyan müzik stüdyosu Büyük İstanbul Otogarı'nda açıldı. Genç müzisyenlerin kendi çalışmalarını kaydedebilecekleri stüdyonun açılışına sanatçının oğlu Alişan Uğur, eşi Aysun Aslan Uğur'la ünlü dostları Zafer Algöz, Ayhan Sicimoğlu ve İzzet Öz katıldı. Zafer Algöz'ü yakalamışken bir röportaj yapalım kendisiyle. Doğal olarak da eğer bizi bir yerlerde görüyorsa kendisi de çok mutlu olmuştur. Çünkü desek ki ya Özkan abi senin adına gençler için böyle bir stüdyo açılıyor. Burada bedavaya çocuklar gelip kayıt yapacaklar. Yapma be derdi. Mutlu olurdu o da. Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri serisinin yeni sezonu hakkında konuştu. Erşan Kuneri'nin ikinci sekizini çektik. Bu arada oraya onu, da geleceğiz. Onu teslim ettik ama daha var ya. Algöz, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletlerinin hemen satılması için de şöyle konuşuyor. Çıkar çıkmaz bir anda 2 aylık biletlerinin bitmesi de maşallah diyorum. Bravo. Doğu Demirkol hakkında skandal iddia. Acun Ilıcalı Demirkol'un kaprislerinden bıktı. Acun Ilıcalı iddialara göre O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne ünlü komedyeni alacaktı. Fakat çekimlerde Doğu Demirkol'un kaprisleri sonrası Demirkol'u çekimlerden kovdu. Taraflardan bir açıklama ise henüz gelmiş değil. Şarkıcı Yıldız Tilbe yeni şarkısının klip çekimlerinin kamera arkasından paylaştı. Kalbimden Çıkmıyorsun isimli şarkısının klibini çekti Tilbe. Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın yayın tarihi belli oldu. 19 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dizinin karşısında zorlu rakipler olacak. Bakalım Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi dizilerle reyting savaşından galip ayrılabilecek mi? Galatasaray puan kaybediyor, Icardi eşiyle tatil yapıyor. Sakatlığı sebebiyle dinlenen Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yurt dışına seyahatlere gitmesi tepki çekiyor son zamanlarda. Hilal Altınbilek'in estetiksiz halleri gündem oluyor. Oyuncular bu kadar fazla estetik yaptırmalı mı? Yoksa oyuncu olmak için bu kadar çok estetik mi yaptırmak gerekiyor gibi bir paradoksun içinde bulduk kendimizi.
Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra ekranlara döndüğü İnci Taneleri'nden tanıtım geldi. Dizinin konusu şimdiden merak konusu oluyor. Yalı Çapkanı'nda aşk kokusu var. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşkından sonra şimdi de Beril Pozan ve Ersin Arıcı'nın aşkı gündemi oldu. Dileriz ki ikilinin kaderi de Mert ve Afra'ya benzemez. Çift Roma tatiline gitmiş. Kupse Özay, kızı Can Asya ve eşi Barış Arduç'un baba-kız ilişkisinden bahsetti. Bir aşk diyorlar ya, başladı o. Başladı o flört şu. Bilmem ne, göz babam. Kibariye kulaklarımızın pasını sildi. Sosyal medya hesabında yolculuk yaptığı esnada şarkı söyleyen Kibariye bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Böyle bir aşk görünmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden bir sosyal medya kullanıcısını Darüşşafaka Vakfı'na bağış yapması karşılığında affetti. Sarp Apak'tan Gülse Birsel itirafı. Oyuncu Gülse Birsel'in Avrupa Yakası dizisini bir kez daha çekeceği iddialarını yalanlarken Gülse ile her işe varım sözlerini kullandı. Gülse beni ne zaman çağırırsa oradayım. Benim onunla başka bir bağım var. Sorgusuz sualsiz diyeyim. Sorgusuz sualsiz onunlayım ben. O ayrı bir şey. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru onu bilemem. Bence biz ara ara buluşup yine çok güzel şeyler yapacağız. Şeyma Subaşı durdurak bilmiyor. Acı Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı önce Domini'ye, sonrasında ise Meksika'ya tatile gidecek. Şimdilerde Survivor'da adından söz ettiren Turabi'nin bir dönem ünlü şarkıcı Gülşen'in dansçısı olduğu ortaya çıktı. Melis İşiten'in evliliğinden bir kızı olan oyuncu Uras Kaygılaroğlu, Sayna Soleymanpur'la aşkını ilan etti. Cem Yılmaz isyan etti. 100 milyon liraya evini satıyor haberleri için komedyen Cem Yılmaz evini satıyor haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü. Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba dedi. Michael Jackson hayatı film oluyor. Ünlü şarkıcının hayatının anlatıldığı filmde kendisini ise 26 yaşındaki yeğeni canlandıracak. Artık doğum yapmasına sayılı günler kalan Yasemin Şefkatli, evinin güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşınca takipçileri gülmeden edemedi. İdo'nun eşinden karnı burnunda bir pozla geldi. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in keyfi yerinde. Yargı dizisinde başrolü paylaşan ikili birbirlerini Photoshop yöntemiyle eğlenceli karelere dönüştürdü. İbrahim Çelikkol romantikliğini konuşturdu. Ünlü oyuncu Çelikkol şimdilerde Natalie Yarcan'la aşk yaşıyor. Çelikkol son olarak sevgilisini böyle paylaştı. Bengü eşi ve kızından aile pozu. Tarkan da kızı Lia ile paylaştı. Aslı Enver'de kızı Ela'yla. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Gizer Tatlıtuğ, oğlu Kurtefe ile birlikte İstanbul'da bulunan dev akvaryumu ziyaret etti. Usta oyuncu Halil Ergün ölümden döndü. Kaza görüntüleri ortaya çıktı. Karlar Kraliçesi Alina, çiçeği burnunda gelin Alina Boz'un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu. C
Cem Yılmaz isyan etmiş. 100 milyon liraya evini satıyor haberleri çıkmıştı Cem Yılmaz'la alakalı. Bu haberler şakadan çıktı ya da maksatlı bir şeye dönüştü ama çok eğleniyorsunuz belli. Bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Evimin üstünde drone uçuruyorlar diyor. Levent'teki evinde. Bir tane daha galiba rezidans. Yine Levent'te bir rezidansta da gizli bir dairesi olduğu söyleniyor. Ama hiç komik değil diyor. Hiç de gülmedim diyor. Bu eğer şaka ise. Özel hayat tabii canım. Düşünsene evinin üstünde bir de bahçeli bir ev ya. Adam bahçede atıyorum. Herhalde oturuyor olabilir yani. Yanında özel arkadaşları olabilir. Orada drone uçuyor. Her şey bu haneye tecavüze girer zaten. Yani ne kadar suç. Ünlü olursanız olun. Eğer böyle halka açık bir yerde değilseniz. Ama siz de bir insansınız yani ünlü de olsanız. Yani. Hele ki özel mülkünüzle ilgili bu kadar çok müdahil olmak yok. Drone uçurmak falan bir kere suç. Suç tabii, yani. Tabii kişinin özel hayatına müdahale yani. Hı-hı. Çekemezsin mülkünü. Yapamazsın bunu yani ne kadar gazeteci olsan da evini ondan habersiz, izinsiz, teyit almadan mümkün değil yani çekemezsin. Ama bu ne kadar uygulanıyor? Yani o drondan dolayı savcılığa şikayet etmesini ben çünkü başka şey de çıkabilir arkasından. Tabii canım. Tabii. Yani drone neymiş ya niye yapıyorlar ki bunu böyle bir şeyi? Zarar vermek isteyen birisi olabilir. Evet. Yani ne bileyim ben bir hırsızlık yapmak için plan yapan bir insan olabilir. Evet. Her şey ihtimal dahilinde yani. Şimdi tabii artık burada Cem Yılmaz'ın kazancıyla çok odaklı yaşıyor ya insanlar. Ya bir de şunu anlamıyorum. İnsanların kazançlarının üzerinde hak iddia etmek, başkasının emeğinin üzerinde hak iddia etmek fikrini ve kafa yapısını anlamam söz konusu değil. İnsanlar yıllarca çalışıyor, çabalıyor ama ünlü diye her şeyi mübah görüyor bazı insanlar kendilerinde. İşte onun diyor sahnesi şu kadarsa ben şu kadar da evde oturuyorsa falan bir düşmanlaşıyorlar. Bir böyle bir kin beslemeye başlıyorlar, zarar vermeye çalışıyorlar. Bu çok sağlıksız bir kafa yapısı. Dolayısıyla da Cem Yılmaz veya onun gibi böyle ünlü birçok insanı rahatsız edebilecek bir şey bu. Evet, Cem Yılmaz'ın bu evi çok göz önünde bir ev, bir sokağın üzerinde bahçe kapısını çok açıp merkezi, bahçe evet. kapısını açıp herkes bahçesine adım atabilir. Nedense orada oturmayı çok seviyor, tercih ediyor. Senelerdir orada. Senelerdir orada. Yani dediğin gibi pek çok yerde pek çok evi var. Levent'te de yani çok güzel bir rezidansta evi var. Eski hanımına verdiği, vermediği pek çok yeri var ama yani. Burayı tercih ediyor ve burayı da elden çıkarmak istemiyor. Bak kızmış satılıyor haberlerine değil mi? Yok öyle evet, bir şey oraya demiş. Oraya çok yatırım yaptı o eve zaten. O kendi evi yani hiç öyle bir düşünce. Yanında ofisi biliyorsun. Tabii, yanındaki villada ofisi. Home office gibi yapmış evet. zaten. Evini o kendi zevkine göre dizayn etmiş. Niye satmak istesin ki? Bir de niye satsın? Evet. Yani o kadar mı ihtiyaç halindeki? Bazen de ne oluyor? Mesela orayı almak isteyen biri oluyor. Kafayı takıyor mesela o mülke. İşte o lokasyonda o tarz bir yer arıyor birisi. Adam da satmıyor ama satmaya yönelik bir şekilde böyle duyguları ondan sonra algıyı yönetecek bir takım hamleler yapılabiliyor. Ya satmayacağım yani ben yaşıyorum burada ama birisi takıyor mesela onu bir şekilde almak için işte büyük meblağlarda fiyatlar teklif ediyorlar vesaireler. Bir ikna aşaması bir caydırma politikası da olabilir bu. Ya her şey ihtimal dahilinde yani burada sonuçta konuşuyoruz bu ihtimalleri illa budur demiyorum ama. Evet, enteresan. Şimdi yeni gösterisi yapsın bilsin yeni bir ev alırız zaten. Oralarda o civarda yeni bir ev alırız. Buldunuz mu bilet gidecektiniz? Yok Bilal abi yok. Yok. Mart'ta Mart'takine baktım da Mart'taki son iki gösterimde var. 10 dakikada sold out. Bitmiş. En düşük bilet 1900 lira diyebiliyorum. Tamam. VIP'de 4500 lira. Kaçla çarpacağız? Salon kaç kişi yaptığı yer? Siz nerede yaptığını biliyorsunuzdur. Çarpalım yeni bir ev fiyatı çoktan çıkar evet. alır yeni bir ev daha alır. O büyük AVM'nin ya. Performans sanatları alanında büyük bir salon yani. Aha. Ev parası çıkana kadar da yapacaktır zaten. Zaten Cem Yılmaz'ın ev alması için gösteriden kazanacağı paraya ihtiyacı olduğunu yok, düşünmüyorum. Bugüne kadarki akıllı yatırımlarıyla ve yaptığı birçok projeyle zaten bir ev daha alacak eminim ki bir varlığı vardır. Ama bu işine iş katmak, yeni proje i̇şine üretmek. Yapar diyorsun, ondan o parayla. Sonra eminim ki bu kazançtan sonra şimdi yeni bir sinema filmi daha çekecektir. Kazandığını işine yatıran, sanata evet. yatıran bir sanatçı Cem Yılmaz. O yüzden kazandığı da helal hoş olsun. Dolara, euroya, altına yatırmaz diyorsun, işe yatırır.
Ona da yatırıyordur belki, ne bileyim ben. Anladım. Adamın nerede yatırım yapıyordu. Ama söylüyor zaten. NFT bile yapıyordu. Yani yine yeteneğini, karikatürlerini falan satıyordu internette. Yani zenginin parası, yeteneğini ticari olarak dönüştürebilmek. Bizlerin çenesini yordu gördüğünüz gibi. Sıradaki haberimiz Michael Jackson. Hayatı film olacak. Bakalım ne kadar gerçekçi işlenebilecek. Ölümü bile şaibeliydi. Evet, ve hala ya. Konuşuluyor. Hatta hala Michael Jackson ölmedi diyenler bile var. Yani. O hep söylenir. Yani böyle ünlü insanların hala ölmediğine dair böyle dizilerdeki gibi bir gün böyle çıkacak. İşte yangında öldü zannederiz ya karakteri. Ama evet. Bir gün çok olmadık bir sahnede karşılarına çıkar. Bir yeri sadece yanmış bir vaziyette. Böyle halkın böyle bir şeyi var, umudu var. İşte bir yerden Michael Jackson çıksın, bir yerden Marilyn Monroe çıksın falan diye. Herkesin böyle hayal gücü dizilerle koordine bir şekilde gelişiyor. Acaba tabii. Kim oynar diye düşünecektik ki yeğeni canlandıracakmış. Öz yeğeni 26 yaşında. Herhalde bir makyaj hileleri vesaire ona benzetecekler. Benziyor ben mu? İzlerim. Çok da merakla izlerim. Onun bir belgeseli vardı zaten This Is It diye, onu da izlemiştim. Ama tabii o biraz hayattan ziyade kendi profesyonel dünyasını çok güzel anlatan bir işti. Evet. Ve Michael Jackson'ın disiplinini, kolay olunmadığını, Michael Jackson'ın kolay olmadığını, işine nasıl emek ettiğini çok güzel anlatan bir belgeseldi This Is It. İzlemediyseniz tavsiye ediyorum. Şimdi hayatı bütün çocukluğuyla beraber gerçek anlamda ele alınırsa bence güzel bir proje olur. Ama detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Çünkü artık Michael Jackson'ın hayranları ve hayran olmayanları bile onun hayatına vakıf. Biraz fake bir şey yaparlarsa irite eder ve seyirciyi kaçırır. Neden bu kadar beklendi? 2009 yılında vefat etmişti. Çünkü izin almak gerekiyor haliyle. Çocuklarından, eşlerinden, hayatta ona yakın olan kanuni mirasçılarından. Bu süreçten dolayı diye tahmin ediyorum ben. 14 sene değil mi? 15 sene oldu kaybedeli onu. O izinler tamamlandı ki şimdi hayatı sinema filmi olacak. Acaba bu sinema filminde tabii ki büyük bir ilgiyle müzisyenliğini izleyeceğiz. Onun altındaki sır perdesini, onun dansçılığını ancak. Bence ilgiyle müzisyenliğini izlemeyeceğiz. Ancak, ilgiyle özel hayatını izleyeceğiz. Ancak, evet. Ancak işte o çocuklara olan düşkünlüğü, o yaptığı kanun dışı çocuk işler. Çocuk istismarla ilgili evet. O dava başarısına gölge düşürmüştü. Evet, onlar gösterecek kimileri mi? Kimileri bunun gerçek olmadığı görüşünde özellikle onun imajını ve şöhretini bitirmek için yapılmış bir kumpas olduğu görüşünde, kimileri de gerçekten böyle bir şeyin olma ihtimali üzerinde duruyor. O konu irdelenecek mi? Evet. İşte bunu işleyebilecekler mi hikayede? Bunun tek ispatı çocuklar olur. Eğer o çocuklar gerçekten şimdi çıkıp evet Michael Jackson bize böyle bir tacizde bulundu. Evet bizi böyle istismar etti diye bir itirafta bulunurlarsa şayet işte o zaman bu olay ispat edilir. Ama onun dışında artık bu saatten sonra bunun ispat edilme olasılığı çok düşük. Maalesef. Öldükten sonra pek çok kişi onunla ilgili yorumda bulunmuştu. Onu suçlayanlar da olmuştu onu tanıyanlar içinde. Bence aile bir şartla izin vermiştir. Onu aklarsanız diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Vermiştir. Mesela bu filmin geliri nereye gidecek? Aileye gidecek. Yani çocuklarına falan mı? Tabii canım mutlaka. Yani yapımcıyla yani aile bir şekilde. Hakları kimdeyse yasal hakları. Anlaşmışlardır. Elvis Presley'nin kızıyla evlenmişti değil mi Michael Jackson? Evet evlendi boşandı sonra. Başka evlilik yaptı İki mı? Evlilik. İki evlilik yaptı. Evet. Evet. Bakalım Uras Kaygılaroğlu yeni bir evlilik yapacak mı? Çünkü kız arkadaşını paylaşmış. Hadi bakalım. Genelde gizli saklı yaşamayı tercih eden kaptılar ünlü mı? İsimlerdendi. Kaptılar mı Uraz'ı? Ama baya baya resim koyuyor artık yeni sevgilisiyle. Yine Uraz'ı kendi kaptılar. Tarzında bir ilişki değil mi? Böyle daha hani böyle salaş hayatları var. Öyle gösterişten uzak. Ya Uras Kaygılaroğlu'nun birkaç gündür şeyi çok dolaşıyor. O kilolu halinden bu hale evrilme başarısını sosyal medyada çok paylaşıyorlar. Ya Uras Kaygılaroğlu'nun ben böyle azimli, disiplinli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir çalışma ortamımız olmadı, tanışma da olmadı ama hani yansıyan kadarıyla bugünkü hayatı, işte magazin hayatı, evladına olan sorumluluk bilinci, iş disiplini vesairesiyle sorumluluk bilincinde bir oyuncu. Şu andaki ilişkisini de böyle artık paylaşıyorsa tamamdır. Yani bak emin olmuştur. Artık paylaşılabilir bir eminlikte
duygusallıkta olduğu için artık sevenleriyle bu durumu paylaşmaya başlamıştır. Yani çok keyifli ve mutlu bir şey olsun, ilişkileri olsun inşallah. Uras Kaygılaroğlu çok motive ediyor ya, iyi ilişki. Aşk inşallah seni de bulur. Uras Kaygılaroğlu genç kızlar tarafından çok beğenilen, çok takip edilen, çok yani ah hayatımın karşıma böyle bir erkek çıksa diye imrenilen bir delikanlı. Çünkü espiritüel, girgin, konuşkan, karizmatik ve o anlamda kaptılar mı dedim. Çok insanın kendisine yakıştırdı. Kız arkadaşı ne iş yapıyormuş? Kız arkadaşı çok başarılı bir fotoğrafçı. Aa, süper. Çok başarılı mesleğini bir fotoğrafçı. Mesleğini temsil eden bir paylaşımla. Evet. Mutlu olsunlar. Evet. Mutlu çok olsunlar. Yakın bir arkadaşımız var Uraz'la da. Hatta o da sormuş. Demiş ki yani çocuğun da var. Hani bir daha evlenmeyi düşünmüyor musun? Hani belki senden sonra Melis de evlenir. Hani bir yuva kurar ikinci defa diye. Melis işte. Ben bir kere evliliği denedim. Bana göre bir şey değilmiş. Çocuğum da oldu. Çocuk sevgisini de yaşadım. Bir daha evlenmeyi de çocuk sahibi olmayı da düşünmüyorum. Ama ya partneri isterse? İşte burada da çok zor, biliyor musun? Çok. Evliliği deneyimlemiş bir insanın ikinci ilişkisinde karşısındaki şahit hiç evlenmedi ve çocuğu olmadıysa çok zor bir denge bu. Bir süre çok sonra zor. Yıpratır ve o sonunda evliliğe gider ama. Mutlaka karşısındaki hiç evlenmediyse, eğer o kadını da seviyorsan ya da o adamı, o insana da bu şeyi yaşatmak ister yani seven insan. İlişkide aynı beklentide olmalısın, yoksa pürüz çıkıyor. Tabii tabii. Yani niyetin evlilikse ona uygun bir tercih yapacaksın. Evet. Ama bunu düşünmüyorsan karşı tarafa baştan söylemekte fayda var artık. Kimse kimsenin zamanını çalmasın. Ama ne evlenmeyeceğim diyenler evlenmek için kapılarda yattı. Ne evlenmek istiyorum ölüyorum diyenler iki günde tornistan kaçtı gitti. O yüzden bunların bir matematiği yok arkadaşlar. Olmaz tabii. Duygular... Davranışları çok eviriyor bazı şeylere ama yani doğal uyum içerisindeki bir ilişki yemede yanında yat durumu oluyor yani. Doğal uyum çok önemli bir şey. O zaten otomatik gitmesi gereken yere götürüyor ilişkileri. Aynen. Peki Turabi'yle devam edelim. Turabi'nin eski görüntüleri çıkmış şimdilerde yine Survivor'da. Rating canavarı olarak görülüyor Turabi artık. Yani hani hakikaten Acun'un en has adamlarından biri haline geldi. Şimdi Turabi sektöre nasıl başladı? Gördüğünüz gibi Gülşen'in dansçılığını yapmış. Tıpkı zamanında Demet Özdemir de mesela dansçılık yaparak bu medya piyasasına girmişti. Sonra da oyunculuğuyla keşfedilmişti. Vallahi yani... şimdi böyle proporsiyon olarak ve tip olarak... dansçılığı belki de şu anda artık Turabi'yi hani Survivor'dan kafamıza fizyonomisi o şekilde çok nakşettiği için dansçı kimliği çok kafama oturmadı. Böyle bir şey geldi yani, beyin reddediyor, göz reddediyor açıkçası. Ama ben dans etmeyi çok seviyorum. İyi dans eden insana da sonsuz saygı duyuyorum. Keşke ben de dansçı olsaydım. Benim çocukken tek ilk şeyim oydu. Ben dansöz olmak istiyorum diyordum. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Dans ediyorsun bak şimdi yine yani sahnede. Yani dans etmeyi çok seviyorum. Dans eden insanlara da gerçekten, iyi dans eden insana küçükken çok saygı duyuyorum. Küçükken böyle tam yapıyor muydun aynada? Her şeyi yapıyordum. Çık 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 çık. Zaten Gülşen dans etmiyor, görüyorsunuz. Gülşen oturuyor, edemiyor, eğiliyor, kalkıyor. Edemiyor Gülşen çünkü de o yüzden. Edemiyor. Turabi dans ediyor. Diğer dansçı dans ediyor. Turabi de güzel yapıyormuş işini yahu. Yani iyi dans ediyor burada. Yani, ya böyle ünlü olunca, daha doğrusu böyle şöhrete bir anda varınca, aa bak eskiden o da böyleydi falan deyip böyle bir eleştirme şeyine geçiyor insanlar. Evet. Neden bilmiyorum. Hani bir başarıyı da alkışlamak diye bir şey var. Yani insanın hayatında geçirdiği evrimleri, bak bunu bu böyleydi böyleydi ama bak nasıl hayatını bu noktaya getirdi demiyor maalesef birçok insan. Vallahi diyemiyor. Dansçılıktan gelmekte bir şey yok için ki. Herkes söylüyor. Aa işte bana diyorlar yarışma programını. Ya arkadaşım canım, bundan önce bir geçmişim var. Televizyonculuğum var. Hayatım getirdiği bir nokta var. Ama onu böyle kötüleme üslubu gibi söylüyorlar. İşini sana iyi da yaptıktan sonra illaki Selen. Temizlik işçisi de işini iyi yaptıktan sonra, o işin en mükemmelini yaptıktan sonra onu takdir etmek lazım. Şimdi burada çok güzel dans ediyor. Demek ki yani Gülşen gibi bir isim de, Gülşen
pop müzikte öne çıkan isimlerden birisi. Onu ekibine aldıysa ne var bunda? Ve bugün dediğin gibi adam reyting makinesi. Tabii. Survivor, ben gurur duyuyorum. Survivor zıplattı bu sezon. Yani böyle hayatı oturup da anasının babasının böyle tepsiyle sunduğu hayatı yaşamaktansa eliyle dişiyle tırnağıyla mücadele ederek yaşayan... Aynen. Tüm gençlere, insanlara saygı duyuyorum. Helal yani olsun. İnsanlar hiç Helal. Kimse Michael Jackson'ın, Madonna'nın çocuğu olarak evet. doğmuyor. Ya da yani belli imkanlarla doğmuyor. Ya da kimse Ajda Pekkan olarak da doğmuyor. Bir şartla, bir şekilde doğuyorsun ve yeteneğin doğrultusunda inanıyorsan buna emek ediyorsun, kendini geliştiriyorsun, kendine imkanlar yaratmaya çalışıyorsun. Bu imkanları yaratma aşamasında da bir sürü insanla bir şekilde tanışıyorsun. Onlar senin geçmişinde arşiv olarak bir yerde birikiyor. Ama bir gün bir yere geldiğin zaman o mücadele aşamasını sanki ayıp bir şey yapmışçasına insanların böyle yüzüne vurmaya şey çalışmak, aşağılamaya çalışmak kadar evet. ucuz bir şey olamaz yok, yani. Birçok şimdi star olan isim İşte şimdi söylüyorlar eskiden tezgahlardı falan. Utanılacak bir değil, şey mi? Tabii, değil, alın asla. Teriyle bir iş asla. Yapmak kadar gurur verici bir Sylvester şey olamaz Stallone'un, yani. Sylvester Stallone'un siz ne tarz filmlerle hayatına başladığını biliyor musunuz? Sandra Bullock'un ne tarz filmlerle hayatına başladığını biliyor musunuz? Şimdi o filmlerden bugün onlar star isim. Onlarla ilgili herhangi bir şey kimse söylemiyor. Ama yani kimsenin emeğine kimse hakir görmesin. Emek çok kıymetli bir şey. Ayakta kalmak hiç kolay bir şey değil hayatta. Mücadele eden insana Tabii. da saygı duymak gerekir. Peki Dilan Polat